Almancayı öğreteceğim size. Lütfen. Şey, günün bir kısmına aşkım, Türkçe'yi de siz bana öğretin. Için ayır. Bence de. I'm a new teacher. Bir ödeme yapmamız falan gerekiyor yok mu? Yok aşkım. Sadece sevdiğim dostlarıma bedava, sevmediklerime parayla. Nasıl duyacağız? Siz oturun daha iyi. Gel gel, sığarız. Sığar mıyız? Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyilik, siz nasılsınız? Ben iyiyim de siz pek iyi değil gibisiniz. Değil, lafın geliş. Adetten de diyorsun. Karanlık bir gün geçiriyoruz. Allah Allah. Evet, Allah Allah. Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Neye gülüyorsun Görkem? Ha? Üşümüş de dedim tişörtümü vereyim mi? Şahit olmak çok keyifli. Hani elimde avucumda ne varsa başından aşağı alayım şahit yığayım şeklinde. Şahit olmak keyifli ki. Her şeye hazır adam. Maşallah. Nasıl gidiyor? İkna alıyor mu sence? Kendisini sormak lazım. Aynurcu nasıl gidiyor? Yani. Daha çok diyorsun yani. Hı? Daha ikna olmana çok mu? Yani tanışıyoruz şu an. Ya, tamam da yani bir ilerleme var mı merak ediyoruz. Mert'le İlayda bile yani ya sizden daha hızlı. Bana samimi geliyor. Efendim? Görkem bana gerçekten samimi geliyor ve yanında eğleniyorum. Ve? Bir ağırlığı var. Memnunum diyorsun, böyle devam edin. Peki. Siz nasılsınız? İyiyiz Öykü Hanım, sohbet muhabbet. Yani Mert seninle ilgileniyor, o bariz belli de sen ne durumdasın onu bir öğrenelim. Yani Öykü Hanım çok akıcı bir sohbetimiz var yani. Konuşma hoşuma gidiyor. Ben bunu söylemiştim ilk geldiğimde. Benim için de bir kriterdir bu. İlk önce arkadaş gibi sohbet edebilmem lazım. Sohbetimiz güzel. Şimdi Murat da evde yok. Onunla da dışarıda iletişim halindeyim bu arada. Söyledim bu arada. Mert bir oh çekti Öykü'nün. Haberi var. Haberi var mı? Söyledim. Vardır mutlaka. Ondan sonra o da klasik işte Mert rakibim bile olamaz tarzında. Vallahi hani yorumlar mı yapıyor sana karşı da? Yok ya. Herkes. Hani şey dedi, tabii ki dedi sohbet edebilirsin, tanıyabilirsin ama hani tanışma yolunda olsaydık böyle bir şey asla müsaade etmezdim dedi. Ben de tanışma yoluna girseydik ben de böyle bir şey yapmazdım ama arkadaşız dedim. Sonuçta Yeliz'le Kırmızı Oda'da sohbet edebiliyor. Ben de sohbet edebilirim. Tabii ki edebilirsin. Öyle Öykü Hanım, dün Mert de Instagram'dan yazdı bana. Onunla da gece mesajlaştık ben. Normalde çok gerçekten flörtöz biri değilim böyle. Hani ilişkiye girelim direkt. İlişkiye flörtöz değil misin? Biraz yüksek sesle konuşsanıza. He. Klima açıldı ya. Normalde direkt ilişkiye başlarım Öykü Hanım. İlişki esnasında tanımayı severim ama bu evde hani öyle bir şey mümkün şanslısın değil. Şanslısın vallahi hemen başlayabiliyorsan. Biraz öyleyim. Kova burcuyum ya. Güzel. Ondan sonra da çabuk biter işte. İşte o esnada tanırım normalde. Şimdi bu evde öyle bir şansım yok. İyice tanımak istiyorum. Kendi duygularımdan da emin olmak istiyorum. Şimdi dün şöyle bir şey. Murat'la telefonda konuşuyorum. Hoparlör alıp Mert'le mesajlaşıyorum. Şaka yapıyorsun sen. Ama Öykü Hanım ne yapayım yani burada. Ay bu nasıl oluyor bu? Eş adayımı arıyorum arkadaşlar. Ama sırayla mı arasan acaba? Olacak aynı anda değil. Ama ne yapayım onu cevap veriyorum. Onunla konuşuyorum. Eşimi burada peki, olsa peki Murat ne muhabbeti yapıyor? Mert ne muhabbeti yapıyor? Ya, bir kıyasla bakayım. Ya Murat'la biraz daha hani flörtöz konuşuyoruz. Ha. Mert'le daha arkadaşça konuşuyoruz. Beyza'cığım sen nasılsın? Daha iyiyim Öykü. Tatlısınız. Ay herkes maşallah. Çok iyi. Maşallah. Kuzu gibi evet. Öykü Hanım hiç alıştığımız gibi değil. Aa. Kendisi bak. Düşünmüş Öykü Hanım gece. Evet. Güzel bir şekilde geldi bana. Hı. Birazcık zaman istedi hani bir şeylerin değişmesi için. Hemen bir şey olmuyor. O yüzden ben de o zaman ona vermeye zaten dün de hazırdım. Bir de kendisi yalanmamam için bana şöyle bir şey almış. Onu sürüyorum. Ben de onun için bir şeyler yapıyorum. Abi iki dudak birbirine bir değsin diyorsun. O ağız açılmasın diyorsun. Güzel Öykü yani şu an. Güzel. Bence yaratıcı bir hediye. Evet. Başarılı bir hediye. Ama şimdi bunun tadı da hoşuma gitti. Bu sefer bunu yalamaya başladım. Yeme. Yani yalayabilirsen yeme yutma sonuçta. Güzel hediyeymiş. Sen nasılsın? Daha Beyza yok gibiydi değil mi bugün evde? Evet. Hiç duymadım. Daha iyi. Huzur içinde bir gün geçirdiniz sanki.
Yoruldun mu Beyza? Bir ara mı verdin? Yorulmak değil Öykü Hanım. Şöyle kıyamam, dün, sesi bile çıkmıyor. Dün eve gittiğimde de birazcık böyle iyi değildim. Gece de pek uyuyamadım. Böyle birazcık böyle düşünmekten kafamı yastığa koyamadım. Sonrasında da ona da hak vermek için mücadele verdim kendi içimde. Kendi kendimi yordum biraz aslında. Kolay kolay kabullenemedim ama mücadele ettim diyorsun. Gerçekten mücadele senin kendinle ettim. Kavgan da zor oluyordur herhalde. Çok zor. Başkasıyla gerçekten olanı gördük, zor. Kendinle olanı hiç tahmin edemiyorum. Öykü Hanım, içimde fırtınalar kopuyor. Mutlaka. Derdemin sakın yanlış anlama ne olur. Hani bir tamam, şey söylüyor. Ben de böyle birazcık hırçın bir insanım ya. Ya diyorum bunu bana nasıl söyler diyorum. Sonra diyorum ki ya çocuk kendisi de haklı. Ya diyorum acaba olur mu? Acaba bunu yemeli miyim? Yutmalı mıyım? İçimde öyle bir kavga veriyorum ki onunla konuşurken. Hani ondan çok kendimle savaşıyorum şu an ben. Aynur ve Görkem. Siz yani idare ediyoruz, birbirimizi tanıyoruz, arkadaş gibi diyorsunuz da. Bu çocuk falan meselelerine girmişsiniz siz bu sefer de. Ay Öykü'm öyle olmadı o. Şöyle oldu. Biraz yüksek ha. Böyle bir şey yapmışlar. Sonra çocuk da şiplerini evet, çıkmış. Ama saçımın inadını yok, bile yapmışlar. Hani yani. Öyle gerçekçi. Çok korkunç. Yüzüm böyle şiş falan. Yanımda da çocuk. Çocuk da bana benziyor. Görkem benim oğlummuş falan yani. Ha, öyle siz, bir hayal ha. Dünyası da çünkü insanlar. Sizi onu evlendirmişler konuştuk. Çocuk olmuş. Ha. Evet ben çocuk yapmışım yani. Onu konuştuk. Yani çok komik, inanılmaz korkunçtu. Böyle yanaklarım vardı. Hayır çok tatlıydı bence. Kendini beğenmediğin için sadece korktun ama çocuk evet. Fikri ama sana... O anı hayal ettim çok... Ah, direkt. Sen istiyor musun anne olmak? Ya istiyordum ama o halimi görünce vazgeçti. Bence tatlı. Ama alacaksın yani kilo alacaksın. Zaten çok meyilliyim 9 ay. Ben yani. Zor. O dedi ben çok istiyorum ama ben bir tane. Daha önce ben olmayacak ki dedim yani. Bak, evlenmeye üşeniyor. Evet. Çocuk evet, doğurmaya üşeniyor. Bir tane. Bir tane doğuracaksın. Bir tane. Tamam o öyle olacaksın işte. Yani kaçış i̇şte yok. İşte ondan sonra. Ne kadar erken olursa o kadar çabuk toparlar vücut. Bir de öyle düşün. Hep bunu aklında tutman lazım yani. Çünkü yaş aldıkça vücudun eski haline dönmesi daha da zorlaşıyor. İşte bunun için. Efendim? Bunun için daha farklı şeyler de olması lazım önce Öykü'm. Ne gibi? Hamilelikten önce. Bir baba bulmak lazım. Evet. Tamam işte onun için buradasın ya. Yani. İşte onu sizi sevenler de hayal etmişler. Görkem'le olsun olacaksa demişler. Ama çok korkuyorum. Size göstereceğim. Tamam. İnadımı gördüm orada. Çok nasıl yaptın? Sen eminim çok tatlı, çok kokoş, çok şeker bir anne olursun. Böyle fiyonklarınla. Pembelerinle, değil mi? Muhtemelen. Kesin öyle olur. Çok şu an çok komik geliyor öyle şeyler bana ama bence yaparsın. Yapacağız o hataları kesin yani. Kesin yaparsın. Peki, Dilara'cığım yaşasın özgürlük diyerek